Herkese İran'ın Kürdistan bölgesinden Senen Dej şehrinden selamlar dostlar. Buraya çok uzun süren bir otobüs yolculuğunun ardından ulaştım. Yani 12-13 saatlik bir yolculuktu ve benim için çok yorucu oldu. En son İsfahan şehrindeydim. Biraz o şehirde kalmam gerekti ve sonraki yolculuğum için planlamalarımı yapmam gerekti ve ardından ani bir şekilde yola koyuldum. Şöyle bir dışarıyı göstereyim. Büyük ihtimalle belli olmuyor ama bayağı böyle çöl gibi bir yerdeyiz. Dışarısı böyle kurak ve evlerin de rengi kahverengi, bayağı böyle çölün ortasında kurulmuş gibi bir nokta. Ama aynı zamanda da bildiğiniz dağların tepesindeyiz. 1500 aşkın bir rakım var. Hatta gece otobüste bayağı soğuktu ve tişörtle üşüdüm. Sabah indiğimde de oldukça serin bir hava vardı, saat 9-10 suları. Şimdi burada böyle bir odaya yerleştim ben. Kaldığım yerleri hep gösteriyorum, yine göstereyim. İçeride lavabom, duşum var. İşte burada ufak bir buzdolabı. İki tane yatak var çünkü tek kişilik oda bulamadım. Böyle iki yataklı odanın fiyatı 400 bin tümen, yani 8 dolar yapıyor şu anda. Aslında çok büyük ihtimalle daha uygun fiyatlı bir yer bulabilirdim ama buna biraz da ben yanaşmadım, biraz da ben istemedim. Çünkü çok yorgundum, otobüs yolculuğu yaptım. Zaten İsfahan şehrinde 3 gün 4 gün nereden baksanız konaklamaya para vermedim. Dedim ki böyle bir yere bulmuşum, zaten fiyatı da uygun, direkt yerleşeyim ve kalayım burada. Şimdi İran eyalet sistemine benzer bir sistemle yönetiliyor. Bunu ostan olarak adlandırıyorlar. Ostanlar coğrafi olarak eyalete benziyor. Ama sistemsel olarak farklılık içeriyor. İran özgü bir yapıymış bu. Detaylara tam olarak ben de bilmiyorum. 31 farklı ostan, yani eyalet yer alıyormuş İran'da. Ve bu eyaletlerden bir tanesi de Kürdistan isimli bulunduğum eyalet. Bunun dışında bir de Kirmanşah eyaleti var. Yine Kürtlerin yaşadığı yoğun bir bölge. Bunun dışında buraya yakın bir de Kirmanşah isimli bir eyalet var. Oradaysa daha çok Şii inancına sahip Kürtler yaşıyormuş. Bu bölgede yaşayan Kürtler, Sunniler ve Kirmanşah eyaletinde, yani buraya 2-3 saat mesafede bir yer zannedersem, orada yaşayan Kürtlerse daha çok Şii kökenli Kürtlermiş ve bunun dışında bu Kürdistan eyaletinin dışarısında Kuzey Horasan bölgesinde de yoğun miktarda Kürt nüfusu bulunmaktaymış. 2011 nüfus sayımına göre İran'daki Kürt nüfusu 3. büyük azınlık olarak geçiyor. İlki Farsiler. 2. büyük azınlıksa burada Güney Azerbaycan'da, yani Erdebil, işte Tebriz, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan olarak geçen bölgelerde, eyaletlerde yaşayan Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimiz tarafından oluşuyor. 3. büyük azınlıkta nüfusun %10'una tekabül eden Kürtlermiş. Belki şu anda bu rakam biraz daha fazladır, belki biraz daha azdır. Tüm bunların dışında bu bölgenin bir diğer özelliği ise burası Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetimine de sınır aynı zamanda. Süleymaniye, işte Erbil falan gibi yerler buradan çok yakın. Sınır zannedersem 1-2 saat gibi bir mesafede. İran tarafında burada bir Kürdistan eyaleti yer alırken, Irak tarafındaysa bir Kürt bölgesel yönetimi, Kürdistan isimli bir özel bölge yer alıyor. Fırsatımız olursa umarım oralara da gidip gezeceğiz. Bundan sonraki rotam hakkında da bir ipucu vermiş oldum diye düşünüyorum. Dostlar, daha fazla videonun girişini uzatmayacağım. Aktaracağım bilgiler bu kadardı. Özellikle videonun girişinde bilgi vermek istedim ki biraz hassas bir konu olduğunu düşünüyorum. En azından biraz hassas bir isim olduğunu düşünüyorum bizler için buranın. Buraya kadar geldim. İran'da birçok farklı noktada bulundum ve burası da ziyaret edeceğim yerlerden bir tanesiydi. Bakalım burada Türkleri nasıl karşılıyorlar, Türkler hakkında ne düşünüyorlar, insanlar nasıl ve buradaki Kürdistan eyaletinin başkenti olan şu anda bulunduğum şehir Senendet şehri nasıl? Hepsini bir görelim istiyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Videoya geçelim ve Senendet macerası başlasın. Dostlar, sonunda sokaklara çıktım. Etrafı keşfetmeye başladım. İnkılap Meydanı diye bir yer varmış burada. İlk olarak oraya doğru gidiyorum. Şöyle bir şehrin
görüntüsünü göstereyim. Videonun başında demiştim ya, böyle sanki çölün ortasında orayla uyum sağlamış binalarda kahverengini almış diye. Bakar mısınız? Şuraya doğru bakınca saf kahverengi bir renk var şehirde. Bu arada yine aşırı sıcak bir hava var dostlar. Yani cildimin yandığını hissediyorum ya. Anlatamam. Hava kuru böyle. Sizi asla terletmeyecek. Hafif de esen bir hava ama inanılmaz yakıcı bir güneş var ya. Böyle güneşin vurduğu yer yakıyor sanki. İnşallah böyle kıpkırmızı olmaz günün sonunda. Dostlar bakın böyle sırasıyla her yerde pastaneler, ne bileyim kuru yemiş tarzı satan yerler var. Şurada bir şey gördüm. Gözleme satıyor abilerimiz. Bildiğiniz böyle. Burada sacın üzerinde pişiriyorlar. Galiba ıspanaklı gözleme. Kolay gelsin. Kaç dümendir? Kaç dümendir? Kaç dümendir bir tanesi? Neçe tümen? Kaç tümen? Galiba 80 tümen. Anlamadım. Bir tane deneyeceğim ya. Gözlemeler çok güzel duruyor. Bir soracağım şimdi. Bakın böyle pişiriyorlar. Abimiz Türk olduğumu anladı. Konuştuk biraz. Tanesi 8.000'miş dostlar. Çok çok ucuz. Yani iki tane aldım ben. 20 sente bile tekabül etmiyor. Şöyle tereyağında vuruyor bakın. Burada hamurları abimiz yapıyor. Makineden geçiyor. Hazırlanıyor sonra. Kolay gelsin. Hazırlanıyor sonra şuraya atıyorlar, pişiriyorlar. Deneyeceğiz bakalım şimdi. Şöyle oturayım ben de. Şöyle bir gözlemimiz geldi dostlar. Abi bayağı lezzetli. Direkt el yapımı gözleme. Tam aradığım şey. Ayran da var içeride. Ondan da deneyeceğim. Aradığım yerdeyim şu anda. Mükemmel abi. Eyvallah. Teşekkürler. Goodbye. Bakın burada bir abimiz daha satıyor. Afiyetle gözleme yiyerek güne ideal bir başlangıç yaptım. Aslında başlangıç sabah böyle işkembe çorbası mı diyeyim, kelle paça mı diyeyim, sakata çorbası mı diyeyim, o tarz bir şeyle yaptım burada. Kahvaltıda içiyorlar. Kahvaltıda direkt bu tarz çorbalar içiyorlar İran'da. Bu Türk bölgesinde de aynı. Farsi bölgesinde de aynı. Bu bölgede de aynı. İlginç yani. İnsanlar bu arada çok sıcak karşıladı. Türkiye'den geldim, Türk'ü falan deyince bayağı böyle içeride bir ilgi oldu bir ara. İçerisi ilk yerinde bayağı doluydu. Güzel yani. Buranın böyle biraz daha pazarlarına, kapalı çarşılarına falan gireyim istiyorum. Çünkü oralar daha kültürel oluyor. Her kapalı çarşı İran'da o bulunduğunuz yerin kültürünü temsil ediyor. Şöyle göstereyim bakın, burada farklı farklı hurma çeşitleri satılıyor. Birçok farklı hurma. Şunlar da galiba kurutulmuş incir. Böyle buradan gramlara ya kiloyla gelip alıyorsunuz. İran'da bu tarz şeyler çok çok ucuz oluyor. Ve şimdi dostlar burada şehrin pazar kısmına geldim. Kapalı çarşıya doğru ilerliyorum. Az önce bahsettiğim üzere İran'da hemen hemen her şehirde bir kapalı çarşı bulunuyor ve o şehrin kültürünü temsil ediyor. O şehre dair, o şehre özgü şeyleri orada görebiliyorsunuz. Mesela İsfahan'da Çinili tabaklar vardı her yerde. Çinili ürünler satılıyordu. Bakır işlemeciliği çok fazlaydı. Tebriz'de dünyanın en büyük kapalı çarşılarından birisi yer alıyordu zaten ve orada her şey satılıyordu. Tahran'da biraz daha böyle tekstil, halı tarzı, kilim tarzı şeyler satılıyordu. Gittiğiniz yere göre değişiyor ama o şehrin kültürünü çok net bir şekilde bu pazarlarda, marketlerde gözlemleyebiliyorsunuz. Ben de hal böyle olunca şehir zaten son derece küçük, gideyim dedim, bir pazarlara dalayım, etrafı keşfedeyim. Size de olabildiğince göstereyim, tanıtayım buraları. Bu sokak böyle yukarılardan başlıyor dostlar. Boydan boya böyle aşağıya doğru gidiyor. Genelde böyle meyve sebze tarzı şeyler satıyorlar. Bakın mesela patates, işte domates, şeftali falan satıyor abimiz. Bu tarafta yaş Antep fıstığı, işte kayısı, incir tarzı şeyler satılıyor. Hemen sağımızda kapalı çarşı başlıyor burada ama şimdi girmeyeceğim. Biraz böyle dışarıdan yürüyelim. Sonra girelim istiyorum. Bu arada bakın ilginç bir şey gördüm. Böyle kuru fasulye gibi bir şey var. Salam. Yanında da böyle bir şey var. What is this? Bu nedir? Çoğader. Çoğader. Tatlı. Abi çok ilginç. Where is come from? Türkiye. 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 Abi şöyle bir şey. Abi verdi sağ olsun. Türkiye phone. YouTuber. Ha? YouTuber. Ne? Türkiye. Kamera, dürbün. Ha, kamera. Ha, YouTuber. Video. Siyasiyende. Abi şöyle verdi. Yer elması gibi bir şey, patates gibi bir şey ama daha farklı.
tatlı böyle. Kamera fon ha. Abiler sağ olsun beni çok sıcak karşıladı. Abiler beni çok sıcak karşıladı. Gelin. Tamam çektim. Eyvallah. Ha bunlar burada ne çedir bunlar? Kürt şal var. Bunlar ne çedir burada? Kaç lira? Pazarda ha. Kıymeti ne çedir? Sen Türkçe danışıyorsun. Tuman. Dusazatuman. Ha. Ha. İki üstü ben. İki üstü ben galiba. Senin ismin nedir? Ben Furkan. Furkan. Sen Furkan. Ben Furkan. I am Mesih. Mesih. Nice to meet you. Hüseyin. Eyvallah. Hüseyin. Bağla. Sirvan. Eyvallah. Eyüp. Eyüp. Eyvallah. Selamun aleyküm. Abi eyvallah. Sağ olasın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kolay gelsin. Abiler çok sıcak karşıladı beni. Bayağı konuştuk. Biraz kamerayı önce çekiniyorlar. O doğallık bozuluyor ama YouTube kanalını verdim benim. Sohbet ettik. Seviyorlar yani genel olarak böyle yabancı birini görmeyi çok seviyorlar. Burada insanların üzerinde genel olarak o Kürt şalvarıyla beraber, geleneksel kıyafetleriyle beraber fazlasıyla görebiliyorsunuz özellikle pazarın etrafında. Bakalım böyle başladık. Gezmeye devam. Şimdi bu caddeyi ben boydan boya yürüdüm. Pazar böyle. Çok bir şey yok. Karşıda ahşap ürünlerin satıldığı bir yer gördüm şimdi. Nefes nefese kaldım. Bakın böyle tahta kaşıklardan tutun eleklere kadar, ne bileyim el işçiliği bu tarz şeylere kadar her şey satılıyor. Küçük böyle bir kapalı çarşı gibi. Selam mı? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bakın merdaneler. Şöyle sarımsak dövücüler. Burası galiba daha çok tekstil ve nevresim ürünlerinin satıldığı kısım. Kapalı çarşının bir de diğer tarafı var. Böyle bir gireyim göstereyim isterim burayı ama burası bayağı böyle. Salam. Afiyet. Burası bayağı böyle ticari gözüküyor. Çok böyle kültürel bir şey göremedim. Bir en baştaki daha vardı. İnsanlar selam verene kadar biraz tuhaf olabiliyor ama sonrasında çok sıcak karşılıyorlar sizi. Bakın şimdi gezerken gördüm. Bu geleneksel şalvarların satıldığı bir nokta. Kürt şalvar olarak bilinen bu şalvarlardan satıyorlar her yerde. Bir fiyatlarını soracağım. Ne kadar acaba? Çünkü herkes bundan giyiyor burada. Bir öğreneyim paylaşacağım sizinle de. Selam. Hoş buldum. Bunlar ne çedir? Kaç tümendir? Kıymeti. Ha kıymeti. Valla 600 tümen dare, 150 tümen dare. Allah bana yazasın, dur bana yazasın. Türkçe danışırsın. Türkçe danışırsın. Ne miydin adı? Az bir şey, tamam. Az bir şey. Tamam, yazacağım şimdi. Bakın burada farklı modeller de varmış bu arada. Abi şimdi yazıyor. 170 bin tümen. Ha bunlar. Evet. Sada haftı. 170 bin tümen bir tanesi. Tümeni. Ha bu tümen. Evet. Tümeni tamam. Tamam. Sada haftı tümen. 170 bin tümen. Hemisi aynıdır. Eyvallah. Eyvallah. İsmin nedir? İsmin nedir? Canım Şahram. Şahram. Furkan ben de. Yörülün ya bu. Yörülün. Selamun aleyküm. Eyvallah. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Bakın burada abiler de aynılarından satıyor. Şalvarlardan. Şöyle. Göstereyim. Hoş. Video. YouTube. YouTuber. YouTuber. Türkiye'nin. Kürdi belediyesi. Anlamadım. Yok Kürdi no beledi. No beledi. Kürdi no beledi. Türkü beledi. Kürdi no beledi. Bunlar da galiba başlarına taktıkları şey. Bunlar... Değil mi? Ha. Baştana sardıkları şey burada. Bazı abilerimiz hala bununla geziyor burada. Şöyle çok böyle ince bir örtü. Bizim Doğu Anadolu yöresinde kullanılan. Güzel duruyor. Ha bunlar ne çedir? Anlamıyorum ki ya. 53. Ha. 53 eyvallah.
50 bin tümen. Tamam. Eyvallah. Güzel açtık. Kolay gelsin. Bye bye. Görüyorsunuz dostlar, insanlar bayağı iyi karşılıyorlar, sıcak karşılıyorlar. Yani bence seviyorlar yabancının burada olmasını. Kapalı çarşıya girmeye çalışacağım. Biraz da orayı göstermek istiyorum. Bugün böyle şehirde göstereceklerimden çok biraz daha insanlarla diyaloğuma odaklanayım istiyorum. Çünkü görüyorsunuz aynı dili konuşamıyoruz ama bir şekilde anlaşıyoruz insanlarla. Burası galiba normal kapalı çarşı. Şöyle göstereyim, tavan yüksek yine çok güzel. Kolay gelsin. Selam. Bakın baharat çeşitleri, klasik burada satılan çayın yanında yedikleri şeker. Hatta şurada çubukta da var. Ha? Hoş geldin. Ha, hoş buldum. Türkçe danışırsın. Türk sen? Ha, Türkiye. Türkiye'den gelmişim. Ama şimdi İsfahan'dan geldim. Hoş geldin. Sen Türkçe öğrendin. Hemen. Türkçe konuşursun. Ne? Korsan. Biraz. Burada çalışıyorsun. Ne? Ha, burada. Kim? Ben Furkan. Korkan. Sen? Peyam. 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 Eyvallah. Memnun oldum. Şöyle göstereyim. Bakın yine o çayın yanında tüketilen nebat şekerlerinden şöyle baharat çeşitleri. Abimiz de arkada bir şeye şekil veriyor ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Böyle kaba koymuş, bastırıyor tahtaya yavaş yavaş. Kolay gelsin aga. Hayırlı işler. Ha, sen Türkçe anlıyor musun? Danışıyoruz. Ha, Türkiye'den gelmiş. Bu YouTube belgesel. Belgesel çekerim. Ben Furkan. Furkan. Türkiye. Ha, Türk. Ya, Türk'üm. 2 haftadır İran'dayım. 2 weeks in İran. İran. İran? Ha, İran. Türkiye, İran. Ha, yok, Türkiye. Türkiye. Ha. 2 haftadır İran. Eyvallah, kolay gelsin. Hayırlı işler. Hoş buldum. Herkes abi hoş geldin diye görüyorsunuz. Girdim böyle yerel insanlar arasında dolaşıyorum. Bakın böyle bal satan çok fazla dükkan var. Artık göstereyim dedim bir tanesini. Bayağı güzel duruyorlar. Direkt böyle peteğiyle koymuşlar arkaya. Satıyorlar. Şu ne bilmiyorum. Galiba lor peyniri. Bunu böyle koymuşlar. Ha? Allah bilmiyorum ki, anlamıyorum ki. Ha, Türkiye. Ha? Ha, geldim. Gel. Gel abi. Türkçe danışırsın. Bu soy YouTube, YouTuber. Belgesel. Türkiye Kucayı. Türkiye Kucayı? Ha. Türkiye. Türkiye? Ha, Türkiye. Türkiye mi İran mı onu soruyorsun. Aa, ha, İrani ya Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. Kulunca. İsmin nedir? İsmin nedir? Ben Furkan. Fayer. Memnun oldum. Yaptık ya. Dövme. Dövmeyi soruyor abi. Ha, bunları sen satarsın. Senendeç. Palangan. Palangan Merivan. 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 Kırmanşah. Aşağısıdır. Bana gezecek yerleri anlatıyor. Sanayi. Ne var başka Kürdistan'da? Ha. Ne? O bir nefer. Bir nefer. Ha, bir neferim. Tek başıma gelmişim. Yine çiğ. Bunlar piercing. Aa, şeyleri soruyor abi bunları. Bunlar var böyle. 3-4 sene önce. Yok. 5 sene önce koydum. 5 sene. Anlamıyorum. Ben de seni anlamıyorum ki ya. Türk'ü bilmem. Ben de. Kürt'ü bilmiyorum. Abi eyvallah. Sağ İsmin? Faye. Furkan. 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 Ha, doğrudur. Ve zen ne dari? Zen. Zen nedir? Zen dari. Zen dari nedir? Esa. Hemsel. Esa Kürdü Kırmançı. Evet. Kürdü Kırmançı. Kürdü Kırmançı. Aa, bırak. Esa Kürdü
Bu ne? Kürdi? Kürdi? Kalvor. Kalvor. Kalvor lehçesidir. Kermanç. Kermanç. Kalvor. Kalvor. Lak. Lehçeleri sayıyor abimiz. Çok farklıdır. Kırmançı, Kalvor. Kermanç, Lak'a mı veren? Urumiye. Aa, Urumiye. Urumiye. Aa. Türkiye Kırmançı. Türkiye Kırmançı tamam. Farsi çöre belediyesi. Farsi no veledi. İki hafta İran'da. Ha yok yazamıyorum yok. Savad ne dedi? Yok yazamıyorum. Abiyle anlaşmaya çalışıyoruz hala. Abim benim ya eyvallah. Farsça yazmasını öğretiyor abimiz bana. Mesela Furkan. Ne? Benim adımın Farsçasını yazdı. İnfa. Senin, bu senin adın mı? Ha. Eyvallah. Abimiz Farsça yazmayı gösteriyor. Çok ısrar etti. Geldi de buradaki sakatetleri de çek. Bakın işkembe, paçalar, akciğer zannedersem. Bunun dışında abi... Şuşluk. Ha. Şuş, akciğer. Şuşluk. Ciğer sivri. Ha, ciğer, ciğer doğru, ciğer. Paça. Paça. Ha, paça. İsyabi. İşkembe. İsyabi. Lezzetlidir. Yemelidir. Yemelidir işkembe. Böyle kaşar da yiyor. Değil mi? Güzel değil mi? Oh. Bakın burada da yine geleneksel kıyafetlerin satıldığı bir mağaza var. Şu kuşaklar, şalvar, ceket. Her şey böyle geleneksel. Görmüşken göstereyim istedim burayı da. Abimiz burada teker teker ütü yapıyor bu şalvarlara ve satışı hazırlıyor anladığım kadarıyla. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Kapalı Çarşı'nın biraz daha farklı bir bölümündeyim. Galiba burada böyle düğünlerde, özel günlerde kullanılan kıyafetler satılıyor geleneksel olarak. Şöyle gerekli kıyafetlerden özellikle çok fazla gördüm. Selam. Şöyle renkli renkli birçok kıyafet satılıyor bu kumaşlarla. İleride daha çok dükkan var. Göstereceğim birkaç tane daha şimdi. Selam. Bakın dostlar daha yakından şöyle göstereyim. Işık biraz parlıyor ama yelekler ve elbiseler bu şekilde genel olarak böyle ince işlemeli ve hep böyle taşlı taşlı geleneksel kıyafetler. Burası da burada ilk dikkatimi çeken yerdi. Bayağı ilgi oluyor buraya. Abi bizim dükkanın en başta yer alıyor. Şöyle bakın taşlı bir kemer. Yanında şöyle yelekler. Bakın yine böyle yelekli kıyafetler. Müziği açtı abimiz. Selam aleyküm. Kürdi. Müzik. Kürdi. Kürdi. Ha, Kürdi müzik. Hoş geldin. Yahçı, yahçıdır. Hoş buldum. Türkiş ama. Ha, Türkiş. Güzel. Güzel. Şimdi pazarın içerisine çıktım. Şehrin farklı yerlerini keşfedeyim dedim ama genel olarak her yer kapalı. Büyük ihtimalle hava sıcaklığından dolayı. Şöyle göstereyim yine kilitli bir cami var önümde. Çok güzel gözüküyor. 1800'lü yıllarda yapılmış galiba zannedersen. İçeriye gireceğim ama büyük bir ihtimalle yine içeri girişte para alıyorlar. Yani her fırsatta söylüyorum İran'daki her caminin girişinde birisi bekliyor ve sizden para istiyor abi camiyi ziyaret etmek için. Bu bana çok ilginç geliyor. Yani bir ibadethaneye girmek için niye para verirsiniz ki sürekli olarak? Şöyle geçelim bakalım girebiliyorsak. Selam. Şöyle sessizce göstereyim dostlar. Normal camiymiş burası. Rahat bir şekilde girdim. Bu Çinli kısımda ayrıyeten ibadet ediyor. Açık bir cami. Burada bahçesinde de insanlar ibadet ediyor. Zannedersem sıcak bir iklim olduğundan, burası çöl iklimi olduğundan böyle bir yapı inşa etmişler. Aynı Yezide olduğu gibi. Çok güzel. Caminin bir tek o kısmı yarı kapalı. Böyle gelmişken göstereyim isterim. Eyvallah, selamun aleyküm. Kolay gelsin. Abimiz de sağ olsun. Biraz sohbet ettik az önce caminin girişteki abimizle de. Karşısına galiba eşi vardı. İnsanlar sizin dilinizi anlamıyor ama sizi merak ediyorlar. Türk'üm dediğiniz zaman
İki soru geliyor akıllarına. İlk önce diyorlar ki, İran Türk'ü müsün? İran'da yaşayan Türklerden misin? Sonra ben hayır deyince diyorlar ki, o zaman diyorlar ki Türkiye'de yaşayan Türklerden misin? Yok diyorum, ben İstanbul'dan geldim, Türk'üm. Yine aynen konuşmaya devam ediyoruz. Genel olarak bayağı sıcak karşıladı yani insanlar açıkçası. İran'ın zaten halkı yabancılara karşı çok misafirperver ve gerçekten neresine giderseniz gidin İran'ın, bunu sonuna kadar hissediyorsunuz. Biraz böyle dillerinden anlayabilsem, konuşabilsem, aslında biraz Kürtçe ya da Farsça bilsem, insanlarla sohbet etmeyi ve size bu sohbetleri yaşatmayı, göstermeyi çok isterdim ama maalesef ki. Şöyle göstereyim, İran'daki favori içeceklerimden bu. Alkolsüz bira, daha doğrusu alkolsüz malt içeceği. Bu çilekliymiş, biraz tadı böyle çilekli sodaya benziyor. Ama böyle değişik, farklı bir aroması var. Benim çok hoşuma gidiyor. İran'dayken çok içiyorum. Bir kere daha göstermiştim bu içeceklerden. Bu videoda böyle göstermiş olayım dedim. Sıcak havalarda bence harika bir şey. Şimdi dostlar, İran'da en sevdiğim olay taksinin ucuz olması. Bir taksiye atladım ve burada Abiler isimli parka gidiyorum. Böyle hafif tepe gibi bir noktada, şehri yukarıdan görebileceğiniz bir yermiş. Dedim ben de yürümeyeyim, taksi çağırayım. Yarım saat falan yürüme mesafesindeydi. Yaklaşık böyle 15 TL gibi bir rakama, 15-20 TL gibi bir rakama beraber gidiyoruz. Hadi gidelim. Şimdi taksiden indim, yukarıya doğru tırmanıyorum. Şurada bir köprü var, görüyor musunuz? Az sonra o köprünün üzerine çıkacağım ve oraya geçeceğim. Bütün şehri muhtemelen tepeden göreceğiz. İran'da taksi olayına dostlar bu arada bayılıyorum. Çünkü çok ucuz rakamlara götürüyorlar. Sürekli bahsediyorum videolarda da. Burası tamamen yokuştu. Yani benim normalde hayatta çıkabileceğim bir nokta değildi bu sıcakta hele. Ama 23 bine, yani 13-14 TL'ye falan geldi tam taksinin fiyatı. Mükemmel bence. Şimdi o köprünün olduğu yere doğru, şuradan bir yerden yukarıya doğru çıkacağım. Kürtçe şarkılar dinliyorlar bu arada. Azlerde. Ufak ufak yükselmeye başladık. Oh, dağların arasındaki, resmen çöl gibi bir ortamdaki, hatta çölün ortasındaki şehir gözükmeye başladı. Galiba zipline de var bu arada yukarıda. Süper. Şu an olduğum yeri şöyle göstermek istiyorum dostlar. Bütün şehir ayaklarımızın altında. Normalde ben şu karşı tarafa çıkacaktım ama gidiş yolunu bulamadım. Araba yolu vardı yalnızca. Baktım ben de bu taraf daha yakın gözüküyor. Buraya geldim ama şöyle bir durum varmış. İnsanlar oradan zipline yaparak buraya geliyor. Buradan çıkıyorlar ve bu köprüyü geçip karşıya geri dönüyorlar. Yani bu köprü zipline yapanlar için tasarlanmış. Öyle park için falan değilmiş. Ben de geldim öyle. Kaçak geçsem bir şey olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bakacağım görevli var mı? Belki kaçak geçerim. Ama buraya kadar gelip şu manzarayı gördüğüm için mutluyum. Tepelerin böyle ardı arkası gözükmüyor ve insanlar burada bu kuraklığın ortasında yine İran diğer şehirlerinde olduğu gibi sıfırdan bir şehir kurmuşlar, medeniyet inşa etmişler. İran'daki Kürtlerin tarihinin çok çok eskiye uzandığını söylüyorlar. Hatta bir Sasan destanında Kürtlerin geçtiğini dahi gördüm internette. Sasan devleti, daha doğrusu Sasan İmparatorluğu çok çok eski bir imparatorluk. 226 yılında kurulmuş ve İran'da uzun yıllar boyunca hüküm sürmüş bir imparatorluk. Kürtlerin de zannedersem 334 yılında olan bir Sasan destanında geçtiğini söylüyorlar. Yani tarihsel olarak bu bölgede oldukça uzun zamandır var olmaya devam ediyor Kürt halkı. 1 milyon 600 bin, belki şu anda 2 milyona dayanmış bir şehrin neredeyse tamamını ayaklarımızın altında görüyoruz şu anda. Şimdi gelmişken geçeyim dedim de şu köprüden birini koymuşlar abi buraya. Önce 5000 dedi. Tamam dedim, 5000 vereyim.
Ondan sonra yok dedi. Dedim 5000 dedin işte vereyim 5000'i. Ondan sonra yok dedi. Tamam dedim 50.000 vereyim abi sen. 1 dolar yapıyor zaten. Yok dedi. 5 tane bundan verirsen olur. 5 dolar verirsen olur. İyi dedim. Geçmiyorum ben de. Adamlar her şeyi ticarete bağlamışlar. Çocuk normalde güvenlik için burada oturuyor. Ondan da para istiyor. Geçmeyi isterdim şuradan ama abi. Öyle bir şey ki. Her şeyden, her yerden böyle olabildiğince para kopartmaya çalışıyorlar. İnsanın siniri bozuluyor ya. Adam 5000'den 250.000'e geçiş yaptı ya az önce. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Fiyat yükselişi görmedim. Adam en başta 5000 dedi. Sonra turist olduğumu anlayınca bir anda 250.000'e çıktı fiyat. Kaç kat oldu ya? Şimdi ben şuradan bir yerden kaçak gelmiştim buraya. Buradan geri ineceğim. Yapacak bir şey yok. O köprüyü geçmeyi istiyordum ama şu zipline yerine geçmeye kalksam muhtemelen buradan en az bir saat yürümem gerekecek. Aslında gidip bir zipline'i sormak istiyordum ama çok uzak kalıyor buradan. Şuraya kadar inmem gerekecek. Sonra bütün bu tepeyi böyle dolanmam gerekecek. Şimdi aşağı indim dostlar. Park böyle devasa bir park aslında. Ama yukarıya doğru çıkmanız gerekiyor sürekli. Dağın eteklerine yapılmış bir nokta. Şu anda güneş gider etmez. Hava bir anda böyle serinlemeye başladı. Gece 12 dereceye kadar düşecekmiş hava sıcaklığı. Şu anda gündüz 33 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık vardı. Gece 12 dereceye kadar inecek bir sıcaklık. Rakımdan dolayı gerçekten çok acayip. Ama Peru'da, Bolivya'da falan 30 dereceye kadar hava değişimlerini yaşamıştım aynı gün içerisinde. O yüzden alışık sayılırım yani. Şimdi dostlar burada parkın çıkışında çay satan bir abi buldum. Çay aldım, çay içiyorum böyle. Közde böyle abimiz çok güzel hazırlıyor şurada hemen. Getiriyor size istediğiniz zaman. Ben de aldım böyle seyyar çaycılar bulabiliyorsunuz. Hatta nargile bile var yanında isterseniz. Burada böyle koltuklara oturup şöyle abi selam. Şu koltuklara oturup dilerseniz nargile bile içebiliyorsunuz. Abi eyvallah, teşekkürler. Şu şekerleri de bu arada çan yanında kıtlıyorsunuz. Bunlar bildiğiniz Mevlana şekeri gibi. Bütün İran'da bu şekilde dostlar. Ya kıtlama şeker benim şu an yaptığım gibi ya da o kristal şekerlerden atıyorlar çayın içerisine. Böyle. Abimiz bu arada çok az Türkçe biliyordu. Az önce müsaitti, biraz sohbet ettik. Arada böyle az Türkçe bilen insanlar denk geliyor, güzel oldu. Seni de çekeyim gitmeden. Keyfin, Nauken abi hoş geldin. Eyvallah. Hoş geldin kardeş. Allah. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim, geldim. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. Allah. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun, çok memnun oldum. Adamek abi. Eyvallah. Hadi görüşürüz, ben kaçıyorum. Teşekkür ederim, geldim İstanbul. El Fükür. Ha, selam olsun buradan. Selamun aleyküm. Nauken abi. Bu arada benim için artık dönüş vakti. Atladım taksiye, abimizle gidiyoruz. Türkçe bilirsen. Türkisin. Buradaki herkes abi Türkçe bilirsen kelimesini biliyor. O kadar. Türkçe yok, o kadar. Abi eyvallah. Farsi. Aynen, Farsi. Böyle gidiyoruz bakalım. 15-20 TL karşılığında yaklaşık merkeze kadar götürecek abim beni. Ve dostlar sonunda ben kaldığım yere döndüm. Dışarısı şu an o kadar kalabalık ki anlatamam. Bildiğiniz pazar yeri. Çekim yapmak istemedim çünkü zaten sokağın girişinde polisler falan vardı böyle. Bir de çok kalabalık. Yoruldum bir yandan da. Şöyle göstereyim, bilmiyorum belli olacak mı? Muhtemelen hiçbir şey gözükmüyor. Tıklım tıklım böyle. Bazı yerler var ya, şu yukarıya doğru iğne atsanız yere düşmez vaziyette ama önümüzde ağaç var, gözükmüyor. Yani gözükse de gösterebilsem çok güzel olacak. Şurada hemen aşağıda bile seyyar satıcılar var. Gündüz sokaklar bomboşken akşam bir anda her yer böyle tıklım tıklım oldu. Tam videoyu çekerken dediğim gibiymiş. Saat 4'e kadar falan dükkanlar kapalı. Sonrasında yavaş yavaş açılmaya başladı böyle. Şimdi de tıklım tıklım etraf. Gerçekten ilginç. İran'da birçok yerde bu olay var. Anladığım kadarıyla. Böyle bir videoyu dostlar. İran'ın Serendet şehrine ve
Kürdistan isimli eyaletine geldim. Ne yaşadıysam onu yansıttım. İnsanlar genel olarak Türkiye'den geldim deyince sıcak karşıladılar. Biliyorum isim Kürdistan olunca farklı şeyler çağrıştırıyor maalesef ki bizde. Hassas bir konu. Ama hani buradaki ismi bu, yani bu bölgenin. İran'da bu bölgeye böyle bir isim vermişler. Geldim ben de İran gezimin içerisinde bu bölgeyi de görmek, deneyimlemek istedim. Zaten yolumun üzerindeydi. İlla ki buraya yolum düşecek gibi gözüküyordu. Ve yolum düşmüş de oldu. Muhtemelen burada bir iki yere daha gideceğim ve sonrasında artık İran gezimiz sonlanacak ve yeni rotalara doğru açılacağız. Dediğim gibi insanlar sıcak karşıladı. Türk'üm dedim, Türkiye'den geldim dedim ve gayet rahattı. Bu arada dışarıdan davul sesi geliyor. Davulcu geçiyor galiba. Türkçe bilen yalnızca sondaki çaycı abi denk geldi ve onunla biraz sohbet ettik. Gerçekten bayağı anlıyordu yani, bildiğinden ziyade de çok iyi Türkçe anlıyordu adam. Yerel insanlarla sohbet etmek güzel, keyifli oldu. Kime Türk'üm desem, Türkiye'den geldim desem, hoş geldin dedi. Hoş geldin değil, hoş geldin burada. Sordukları iki şey vardı. Bir, İran Türk'ü müsün? İki, Türkiye'de yaşayan Kürtlerden misin? Ben de ikisi de değilim. İstanbul'danım, Türk'üm cevabını verdim her seferinde ve yani gayet güzel karşılandım. Ermenistan videolarında da sık sık söylediğim gibi ben gezerken ne yaşadıysam onu paylaşıyorum gittiğim yerlerde. Ne bir yeri güzelleme ne de bir yeri kötüleme gibi bir amacım var. Bir yerde başıma iyi bir şeyler gelirse diyorum ki başıma iyi şeyler geldi, insanlar beni sıcak karşıladı. Kötü şeyler gelirse kötü şeyler geldi diyorum. Ermenistan'da mesela otostop çektim. O gün her şey çok güzeldi ve dedim ki insanlar çok sıcak. Sıcak karşıladılar, yardım ediyorlar, otostop çok kolay. Sonrasında da olumsuz olaylar yaşadım. Bu yaşadığım olumsuz olayları da paylaştım. Dedim ki ırkçılığa maruz kaldım, böyle şeyler başıma geldi, saldırıya uğradım vesaire vesaire. Yani iyi ve kötü ben her şeyi paylaşmaya çalışıyorum. Başıma gelenleri olabildiğince yansıtmaya çalışıyorum ve siz de bunlara tanıklık ediyorsunuz. Güzel bir gündü, keyifli bir gündü. İran maceramız devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Benim için artık dinlenme vakti.